Yeni bir video ile yeniden beraberiz. Bugünkü video konuğumuz Xiaomi'nin yeni çıkarmış olduğu fritözü olacak. Airfryer'ın 6 litreliği tanıtıldı ve ülkemize de geldi. Hemen alır almaz sizlerle deneyimlerimi paylaşmak istedim. Bir önceki nesile göre en büyük özelliklerinden birisi hacim dostlar. Biliyorsunuz bir önceki nesilde 3,5 litreydi. Şu an 6 litrelik hacim ile daha geniş ailelere hitap edebilir noktaya geldi. İstediğiniz zaman da bunu 3 litreye kadar da düşürebiliyorsunuz. Bunlara da birazdan değineceğim. Yine bir önceki nesilden en büyük farkı da dostlar rengi. Biliyorsunuz bir önceki nesilde tek renk olarak beyaz rengi vardı. Bu nesilde de tek renk olarak siyah rengi bulunuyor. Tabii ki de ebat olarak da yine farklılıkları mevcut. Zaten iki ürünü de karşılaştırdım. Yani bir önceki nesille 3,5 litrelik de 6 litreli de video içerisinde yine yan yana getireceğim. Ebatlarına ve ufak tefek özelliklerine de yine bu video kapsamında yakından bakacağız dostlar. Yine bu Air Fryer'ımızın özelliği bir hava filtrezi olarak geçiyor dostlar. 40 ile 200 derece arasında bir sıcaklık değerine çıkabiliyor. Yine irili ufaklı bütün yemekleri bu üründe yapabiliyorsunuz. Yine kolay yıkamaya yönelik de hiçbir şekilde iz bırakmayan alıyorsunuz. Direkt makineye atıyorsunuz. Kolay bir şekilde yıkanılabilen bir tepsi de bizlerin karşısına geliyor. Benim dikkatimi şu çekti dostlar. Bir önceki neslin kutu içeriğinde ızgara çıkarken 6 litrelik fritözün içerisinden hiçbir şey çıkmıyor. Sadece işte tepsisi çıkıyor dostlar. Onun haricinde ızgara bu nesilde de yok. Bunu da belirtmekte fayda var. Soranlar olacaktır. Ben önden söylemek istiyorum. 3,5 litrelik fritözle yapılan tüm işlemleri bununla da yapıyoruz. Onun altını koyu koyu çizerek belirteyim. Her ikisi de 1500 Watt'a kadar bir güce çıkabiliyor. Yine pişirme sıcaklık değerleri de birbiriyle hemen hemen aynı sevgili dostlar. Dolayısıyla burada en büyük farkı hacmi ve diğer bir şekilde rengini nitelendirebiliriz. Tabii ki dış görünüm olarak da ekran olarak da yeni 6 litreliğin çok geniş bir ekranı var. Ama bu üründe şöyle bir eksi durum var sevgili dostlar. Mobil uygulama desteği yok. Yani 3.5 litrelik air fryer'ı telefonumuzda istediğimiz gibi kontrol edip yemek pişti mi pişmedi mi başlattın mı başlatmadım mı 200'e yakın hazır yemek tariflerini kontrol edebileceğimiz çok güzel bir Mi Home uygulaması vardı. Ama Nedendir bilmiyorum. 6 litrelik air fryer'da uygulama desteği yok. Yani girip Mi Home uygulamasına da bizzat baktım. 6 litrelik air fry gerçekten ürün listesinde çıkmıyor. 6 litrelik var ama sanıyorum Çin pazarına göre farklı bir isimle yine oraya konumlandırmışlar. Neden böyle bir şey yapıldı bilmiyorum. Tabii ki ekran üzerinde yine hızlı yemek tariflerinin olduğu butonlar var ama o da çok kısıtlı. Yanlış hatırlamıyorsam 4, 5, max 6 tane falan vardı diye hatırlıyorum. Zaten arka tarafta da siz bunu şu an görüyorsunuz. Yani patates kızartması, pizza, balık, et, tavuk vesaire var. Onun haricinde bu şu demek değil ama yemekler Aa, bu kadar sınırlı mı falan diye bir olay yok. Manuel olarak istediğiniz ısı değerini, istediğiniz süreyi ayarlayabiliyorsunuz. Zaten işte yoğurt yapıyorsunuz, bunu süresini istediğiniz gibi 7 saat, 8 saat, 5 saat, 10 saat neyse çıkartabiliyorsunuz. Yine bunların yanında pilav yapacaksınız, patates kızartacaksınız, pizza yapacaksınız ve çok değişik yemekler deneyecekseniz daha iyi bunu rahatlıkla yapabiliyorsunuz ekmek dahi kızartabiliyorsunuz yani bir önceki nesil fritözde veya şu anki piyasada bulunan bütün fritözlerle yapılanları bu fritözde de yapabiliyorsunuz. Ya içerisinde yemek tarifleri yok işte nasıl ayarlayacağız bunu nasıl yapacağız diye Google'a yazacaksınız. İşte fritözde atıyorum pizza kaç derecede ne kadar sürede yapılır gibi oradan direkt manuel olarak butonlarla ayarlama yapabiliyorsunuz. Onun haricinde otomatik olarak başlatma düğmesi bulunuyor. İstediğiniz zaman da hani bir şey eklemeyi unuttuysanız yine pause butonu var. Bastığınızda yine tepsiyi çıkarıp ürünü ekleme de yapabiliyorsunuz. Yine bunda sallama özelliği de var. Bir uyarı ekranı geliyor. Atıyorum işte 10 dakikalık bir ürünün pişme süresi hemen hemen yarı süresine gelince 5. dakikada diyor ki ürünü şöyle bir salla. Uyarı geliyor ve bir bip bip ses tonuyla bizlerin karşısına geliyor. Çıkarıyorsun tepsiyi sallıyorsun yerine koyuyorsun. Tekrar kalan 5 dakikada ürünü pişirmeye devam ediyor. İşte veya başka bir ürün varsa satıyorum arkasını çevirmen gerekiyor. Ne bileyim işte bir e, pirinç vesaire gibi bir şey varsa belki bir kaşıkla veya şöyle bir tepsiyi sallaman gerekiyor gibi uyarılar da sana hatırlatıyor. Burada benim aradığım en büyük özellik telefon uygulaması. Bu gibi durumlarda atıyorum fritözü koydum buraya. Ürün burada pişiyor ben içeriye gittim. Video izliyorum, televizyon izliyorum, daldım. Telefonuma çat bildirim geliyordu. Gel diyordu tepsiyi salla ürününü şöyle bir shake yap diyordu. Ama bunda telefon uygulaması yok. Ama tabii ki uzaktaysınız veya çok gürültü bir evinizde ortam yoksa çıkan yani üründen çıkan sesi rahatlıkla duyup direkt ürünün başına gidip orada sallama işlemini de yapabiliyorsunuz sevgili dostlar. Bunda Hacim olarak yanlamasına genişletilmiş boy olarak 3.5 litrelik air fryer daha uzun. Dolayısıyla bunun tabii ki 6 litrelik tepsisi de arka planda şu an görüyorsunuzdur. Diğer 3.5'a göre gerçekten devasa boyutta. Bu tepsinin güzel bir özelliği de atıyorum 6 litrelik aldınız ama iki kişilik bir ailesiniz. Direkt bunu yani içerisindeki tepsiyi yarıya bölerek 3 litre olarak da bunu kullanabiliyorsunuz. Atıyorum Arkadaşlarınız mı geldi? Ailenizden bir birey mi geldi? Direkt kalabalık oldunuz. 4-5 kişi oldunuz. Direkt burada 6 litreliği de hemen Tak diye kullanabiliyorsunuz. Bu aslında güzel bir özellik. Yani yalnızca yaşıyorken veya iki kişiyseniz yarıya bölmek, tepsinin yarısını kullanıp efektif bir şekilde yemekleri pişirebilmek de burada güzel bir nokta. Ama o ızgara niye orada çıkmadı? Ben hala işin o tarafındayım. Keşke ızgara da çıksaydı. Gerçekten 3,5 litrenin ızgarasıyla çok güzel işlemler yapılabiliyordu. Keşke burada 6 litrenin içine de koysalardı diyorum. İlerleyen zamanlarda belki bir sonraki nesilde içerisine daha farklı veya aparat da ekleyebilirler veya en azından ızgarayı koysunlar. Benim için o bile yeterli. Çünkü bir önceki nesilde ona alışmıştık. Burada onu görmemek beni gerçekten üzdü. Bir önceki nesiline ekran farklılığının olduğunu söylemiştim. Bir önceki nesilin ekranı oldukça küçüktü. tekerle yuvarlayarak yapıyoruz. Bunda dokunmatik gayet hassas bir şekilde panel bulunuyor. Bu panelle çok daha tüm işlemleri yapabiliyorsunuz. Direkt güç butonuna basılı tutup ürünü sonlandırabiliyorsunuz. Yani ürünün eğer atıyorum anlık olarak iptal etmek istediğiniz yanlış giden bir şey var. Direkt power butonuna basılı tutuyorsunuz. Birkaç saniye içerisinde direkt o programı iptal edebiliyor. Ee, yine tabii ki bunu 3.5 litrelik de önündeki o yuvarlak panelden yapabiliyordunuz. Yani onunla yapılabilen tüm işlemleri aslında 6 litrelik fritözle de yapabiliyorsunuz. Gelelim en büyük sorulan soruya. Hocam yani ben bunu Instagram sayfamızda paylaşmıştım. Siz de Instagram hesabımızı takip edin derim. Orada birçok ucuz teknoloji ürünlerini önce orada paylaşıyorum. Veya almış olduğum teknoloji ürünleri önce orada paylaşıyorum. Fritüs de orada paylaşmıştım. Bu arada 110 bin takipçiye ulaştık neredeyse. Sen de katılıp Instagram'ımıza bizleri takip edebilirsin. Gelelim konuya. Instagram'da atar atmaz hem yorum olarak hem de DM'den soran en çok sorulan soru şu. Neydi onun adı ya? Bak adını unuttum rezistansı kolay temizlenebiliyor mu? Rezistansı nerede? Rezistansı kolay sökülebiliyor mu? Kolay ulaşabiliyor muyuz gibi soruları sordunuz. Yorumlara dikkate aldım. Hem 3.5 hem 6 litrelik fritözü yan yana koydum. Rezistanslarına bakmak için yakından giriş yaptım. 3.5 litrelik air fryer anlatırken rezistans konusuna çok girmemiştim. Yorumlarda bu denli sorular gelince rezistansı da şöyle ufak bir anlatmak istedim. Bu ürünlerde fritözlerde rezistans temizliği çok önemliymiş. Bunun altını çizeyim. Belli periyotlarda rezistans temizliği yapmak gerekiyor. Kireçlenme olabiliyor. İşte fazla yağlanmadan ötürü ürün efektif çalışmıyor gibi gibi durumlar olabiliyor. Düzenli olarak rezistansı temizlemek gerekiyor sevgili dostlar. Bunu da sizlere söyleyeyim. 6 litrelik üründe de sorulan soru rezistansı kolay ulaşabiliyor muyuz? Şöyle bir çevirdiğimde bir önceki nesle göre rezistans çok rahat bir şekilde sökülüyor. 2 ya da 3 tane vidayı söküp rezistansı sökebiliyorsunuz. Üst tarafın tamamen temizliğini yapabiliyorsunuz. Rahat bir şekilde rezistansı temizleyebiliyorsunuz. Orada bir pervane var. O pervaneyi de çok rahat temizleyebiliyorsunuz sevgili dostlar. Dolayısıyla bir önceki nesle baktığımızda bir önceki nesilde rezistansa direkt ulaşılmıyor. Arada böyle bir ızgaramsı bir panel var. dolayısıyla hem onu çıkarmak gerekiyor. Daha sonra rezistansa ulaşıyorsunuz ama 6 litrelik fritözün rezistansına bana göre çok kolay ulaşılabilir geldi. Çünkü ürün yeni olduğu için şu an pırıl pırıl tamamen siz de görüyorsunuzdur. Dolayısıyla hani alıp da bir söküp temizlik yapma gibi bir durumum olmadı. İlerleyen süreçte zaten bununla alakalı bir video çekmek de istiyorum. Ürünü şöyle birkaç ay kullanayım. Biraz kirlensin, biraz rezistansın oralar yağdan işte ürünlerden ötürü biraz deforme olsun. Ondan sonra alıp bir de rezistans temizliği ile alakalı detaylı bir video anlatımım da olacak yine. Bu noktada takipte kalmayı da unutmayın. Şu an pırıl pırıl olduğu için herhangi bir sökme yapmak istemedim. Hem ürünün işte garantisi devam ediyor hem ürüne herhangi bir şu an sıfır olduğu için pek ellemek istemedim. Ama gördüğüm kadarıyla, gözlemlediğim kadarıyla bir önceki nesne göre rezistansı çok rahat yerinden sökebiliyoruz. Oldukça benim hoşuma giden bir durum oldu. Bunu da zaten e, videoda anlatacağımı da Instagram'da da söylemiştim. Umarım o takipçiler buradan da e, bu noktayı, bu tespitimde duyuyorlardır. Rezistans tarafında da kullanıcıları mutlu edecek bir temizlik alanı sunduğunda yine söyleyebilirim. Şimdi bu konuyu da geride bıraktığımıza göre sevgili dostlar gelelim ürünle hangi yemekleri yaptık. Bir önceki e, fritözde alır almaz çok klasiktir yani biliyorsunuz tavuk pişirdik, patates kızarttık gibi durumlar oldu. Bu noktada sevgili dostlar bu sefer dedik ki biber közleyelim. Pilav yapalım. Bir de dedik patlamış mısır yapalım. Hem de bir önceki nesile göre hani koku salınımı çok daha fazla mı az mı diye bir göz atmak istedim. Çünkü fritözlerin kimse ben izlediğim zamanlarda koku olayına değinmemiş. Dolayısıyla hani sanıyorlar ki fritözün içerisindeki o koku içinde birikiyor ve yok oluyor veya işte herhangi bir koku gelmeye sanıyor Çünkü arka tarafında bir hava çıkış tahliye kanalı bulunuyor. Koku salınımı bir önceki nesile göre aynı diyebilirim. Çünkü ürün pişerken yani... Odada biz yaptık. Oda içerisini tamamen koku kilitledi. Özellikle bir yerleri közlerken gözlerim yandı. Dedim ki odada herhalde bir biber gazı atılmış. O derece yani böyle öksürmeler, gözlerim sulanmaya vesaire başladı. Yani evinizi havalandırabileceğiniz güzel bir alan olsun veya havalandırmayı açın. Onun olduğu bölgede yapın ki hava direkt havalandırmadan dışarı çıksın. Aksi takdirde evinizin içerisine yoğun bir koku alabilir. Özellikle bir de misafiriniz gelmeye yakın bir zamanda bu fritüsü kullanırsanız yemekleri hani sıcağı sıcağına pişireyim diye bir düşünceniz varsa odanızı veya evinizi veya salonunuzu mutfağınızı yoğun bir koku sarabilir. Bunu tekrar tekrar belirteyim. Pilavı yapmaya çalıştım. Buradaki pilavı tabii ki pilav seçimini falan çok yalnız seçmişim. Çok böyle pilavlık bir şey almamışım. Üzerine de garnitür olarak birkaç bir şey aldım. Açıkçası güzel bir şekilde pişti. Hatta arkadaşlarıma da yedirdim. Biraz tuzu eksik olmuş dediler. işte biraz lapamsı oldu dediler ama günün sonunda baktığımızda pilav gerçekten oldu. Hatta ufak tefek böyle dibinde tutmalar meydana gelmiş. Biraz fazla muhabbete, sohbete dalmışız. E, dolayısıyla efektif bir şekilde pilavı pişirebildim. Salla dediği zaman uyarı verdi. Gittim açtım tepsiyi salladım. Biraz karıştırdım pilavı vesaire. Tamamen suyunu çektiğinde şöyle bir aldığımızda gerçekten yenebilir kıvamdaydı. Benden daha iyi tecrübesi olan dostlarım daha güzel işleri imza atacaktır Yağsız yaptım bu arada tamamen. Biraz tabii ki kuru oldu. Biraz da tuzunu falan atmayı unutmuşum. Dolayısıyla siz bence çok daha güzel pilavlar yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Bazı fritözlerde okuyorum ek olarak közleme özelliği var. Ya acaba şunu düşünüyorum. Közleme özelliği var herhalde bizim normal kullandığımız fritözler közlemeyi güzel yapmıyor ya da adam akıllı yapamıyor gibi düşündüm. Dedim ki bu sefer biber közleyelim. Aldım biberleri koydum içerisine. Közleri de yaklaşık 10-15 dakikada ben mesela tamamen böyle kızarmış. Tamamen böyle işte kararmış, közlenmiş. Biber seviyorum. O kıvama da yaklaşık bir 15 dakikada geldi. Közlenmiş biberi hem ben hem de arkadaşlarım çok sevdi. Baya güzel oldu. Onu tutturduk. O daha tabii ki kolay. Atıyorsun direkt közlüyorsun. Ekstra olarak bir közleme işlemi yoktu bu fritözde. Dolayısıyla Közleme özelliği olmamasına rağmen benim istediğim kıvamda biberleri yapabildi. Yani bilmiyorum ekstra közleme özelliği falan ben fritözler giriyorum. Onlarla ne farkı var? E, lütfen bilenler yorumlara da yazsın. Bence gayet güzel yaptı. Arka planda da siz de görüyorsunuz sanırım. E, yani diyecek bir şey yok. Ben istediğim kıvamı yaptığıma göre közleme özelliği bunda da var diye düşünüyorum. En son dedik ki çılgınca bir şeyler yaparım. Patlamış mısır yapalım. Okey dedik aldım patlamış mısırları koydum yağsız bu arada 5 dakika 10 dakika vesaire bekle 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 yok patlamıyor Allah Allah diyoruz hani fritözde mi acaba bir şey var ya da fritözde yapılmıyor mu videolara bakıyorum yapan var Biraz daha bekledik biraz daha bekledik yarım saat bekledik patlamıyor patlamışlar 2-3 tanesi patlamış Dedi ki aa patlayan patlıyor herhalde iyice böyle ısınıp genleşmesi gerekiyor mısırların falan diye Bekle babam 40 dakika 45 dakika oldu Yine yok. 2-3 tane daha arada patlamış. Gerisi kararmaya başlamış. Dedik herhalde yağ atmadık. Ondan mı oldu? Ufak bir yağ koyduk. Yağ ile de patlamadı. Fritözde bir türlü patlamış mısır yapmayı beceremedik. Yani 1 saate yakın bekledik. Yaktığımız elektriğe değmedi. O derece söyleyeyim. Yani 200 dereceye aldık. İşte 5'er dakika ile bekledik. Onar dakika, 10 on dakika, 10 on dakika, 15 on dakika sonra yağ ekledik. Bir 10-15 on, on dakika daha yağlı bekledik falan filan derken bir saati geçiyordu süre. 5-6 tanenin haricinde patlatamadık. Ama tabii ki beni orada kamçılayan dedim ki ya bu üç 4 tane patlamışsa bunların hepsi bir anda patlamaya başlayacak. Yok. Bir saat bekledik. Maalesef patlamış mısır yapma tarafında fail aldık. Bunu da başarıyla gerçekleştiremedik. Eğer yapma taktiği olan dostlar varsa lütfen yorumlar kısmında benimle de paylaşsın. Ee, yani değişik şeyler yapmaya çalıştık. Aslında bu fritözde hindiler, işte etler, köfte, ne bileyim balık. Ee, bunun yanında işte közleme işlemi, bir sürü yemekleri yapabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Ailenizde bir fırın görevi, bir fırın edasında bu hava filtre üzerinde çok rahat kullanabiliyorsunuz. Buradaki dediğim gibi bir önceki nesilden en büyük özelliği hacminin büyümesi. Geniş aileler için Xiaomi 6 litre filtre sundu. Elime geçer geçmez alıp da yine bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Uzun deneyimlerim ve farklı yemek tariflerini denediğim böyle çılgınca değişik, herkesin yaptığı değil de farklı yemek tariflerine, noktalara değindiğim bir içerikte de olacak. ilerleyen süreçlerde bu fritözle birkaç tane daha video yapmaya çalışacağım. Yemek tariflerini alıp böyle güzel bir aşina olup nişanlımda güzel bir içerikler çıkarmaya da çalışacağım sevgili dostlar. Bu anlamda takipte kalmayı da unutmayın. Dostlar benim sizlere aktaracaklarım bu kadardı. Benim değinmeyi unuttum veya sizlerin aklına takılan herhangi bir nokta varsa bu fritöz hakkında lütfen yorumlar kısmında benimle paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kanala abone olup bu videoyu beğenmeyi de ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.